Hadi gelin sıcaklar nerede ne yaşattı bakalım. Mesela Evrensel Gazetesi bugün ilk sayfadan bunun canımıza dahi kastettiğine dair bir haberi paylaşıyor. Genişçe yer verdiği haberde sıcakta çalışmak can alıyor demiş Evrensel'in editörleri. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Temmuz ayında en az 182 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Raporunda sıcakta çalıştırılan işçilere de yer veren İSİK Meclisi, beyin kanaması, kalp krizi vakalarına ve tarım işçilerinin serinlemek için girdikleri gölet ve kanallarda boğularak öldüğüne dikkat çekti diyor. Ne kadar yansıyor ölüm raporlarına bilinmiyor. Yani bunun bir istatistiğini tutmak maalesef her ülkede mümkün olmuyor ama evet, sıcaklar gerçekten dolaylı yollardan da olsa canımıza dahi kastedebiliyor. Vatandaş da ne yapıyor? Kendi yöntemince, kendi düşüncesine göre yöntemlerle bu sıcaklara karşı kendini korumaya çalışıyor. Tabii mümkün olduğunca ekonomik olarak. Sıcak hava vatandaşı düşünmeye, icat yapmaya zorladı. Kimisi klima icat etti kendince, kimisi klimanın mucidi için anma töreni düzenledi. Batman'da bir grup genç siyah takım elbiseleri çekti. Ellerinde "Batmanlılar seni unutmadı" pankartıyla yürüdü sokakta. Termometrelerin 40 derece civarında seyrettiği şehirde sıcak havaya karşı mizah gücünü kullandı Batmanlı gençler. Kayseri'de ise yeni mucitler iş başındaydı. İçine buz yerleştirdik abi. Bu dışarıda hava içeriye basıyor. İçeride buzdan karşısında soğuk havayı dışarıya veriyor. Kayseri'de dün hava sıcaklığı 42 dereceydi. Evinde, dükkanında, arabasında kliması olmayan aşırı sıcakları daha da zor atlatıyor. Sağlığı tehdit edecek kadar yükselen sıcaklıklar uzmanlara göre ölüme bile neden olabiliyor. Yeni bir klima satın almaksa ciddi bir bütçe istiyor. Kayserili esnaf Yaşar Keven de bir kova buzdan klima yaptı. Aşırı bir sıcak var. Böyle bir sıcak görmedim. Klima da fayda etmiyor. Doğal bir klima yaptık abi. Aksaray'da ise 41 dereceye kadar çıktı termometre değerleri. İtfaiye dışarıdaki vatandaşları su sıkarak serinletti. Görevden dönen itfaiye ekipleri asıl yangın burada diyen vatandaşların talebini geri çevirmedi. Acayip büyük bir sıcak var Aksaray'da. Bir an itfaiye aracını görünce biz de seslendik. Hani dedik bize biraz serinlememiz için yardımcı olur mu? Sağ olsun arkadaşlar. Bizi bir güzel serinlettiler. İtfaiye su sıktıkça akan suyun altında toplananların sayısı arttı. Özellikle bu sıcak havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar, güneşin altında kalmak zorunda olanlar, özellikle ekmek parası için tabii ki bu sıcağın en büyük hasarını daha çok görüyorlar kendi sağlıkları üzerinde. Sevgili izleyenler, ne yapıyoruz? Evlerde klimalara sarılıyoruz. Klimayı icat edeni anmaya kadar varıyor iş bugünlerde. O kadar sıcaklarla mücadelemiz zorlaştı. Ama klimaya bağlı hastalıklar da artıyor. Dikkatinizi çekmek isterim. Klima kullanımı ne kadar bilinçli olursa o kadar faydalı oluyor. Ne kadar çok kullanılırsa faturaya etkisi o kadar çok olduğu gibi. Ne kadar çok kullanılırsa hasta etme ihtimali de o kadar yüksek. Dolayısıyla siz olun. Klimayı da hani uygun derecelerde kullanın. Yani buzhaneye çevirmeyin evinizi. Faturanız da yanar, sağlığınız da etkilenir diyelim. Zaten bildiğiniz bir şey aslında, belki biraz tekrar etmiş olalım.